arkadaşlar, yeni bir duvar işiyle beraber yeni bir çekim yapıyoruz. Şimdi Muhammed yaklaştı. Önce dübel tanıtımını yapayım. Sekizlik dübel, sekizlik vida, sekizlik uç. Burası beton. Şimdi deliyorum. Arkadaşlar fazla delmeyin. Dübel boyunda delin, kafi. Dübelin boyunu geçmesin. Arkadaşlar dübelin boyunu geçerseniz arkada su tesisatı vardır. Doğalgazla ilgili bir boru olabilir, herhangi bir şey olabilir. Zarar verirsiniz. Ne kadar gerekiyorsa o kadar delelim. Şimdi genelde dübeli bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Yaklaştım abi. Yaklaştım. Şimdi bunu ben böyle yapıyorum. Ama böyle çekişle de vurabilirsiniz. Yani bu şekilde çakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi işlem tamam. Şimdi bu duvar oluları bu şekilde duvara dönüyoruz. Duvar oluları yerlerde ben fayans aralarına denk getirdim. Yarın olası bir durumda bu tavan oğullar yerden söküldüğünde, bu duvar kaldırıldığında fayansa zarar vermemek için derzleri tam oğullarına denk getirdim. Çok fazla vidaya gerek yok yerde. Yani yaklaşık 80 santimde bir attım. Kafi. Şimdi buranın yüksekliği 4 metre. 4 metre olduğu için gördüğünüz gibi özel profiller var aslında 4 metre. Ama onu sipariş vermek gerekir, aramak gerekir. Gördüğünüz gibi 3 metre boy yetmedi. He, ne yapacağız? Eğer standart değilse şimdi bir tane tavandan basıyoruz aşağı. Ve bir daha atıyoruz. Birleştirdik. Biraz daha uzun olabilirdi belki. Kısa olmuş biraz. Her neyse. Çok büyük değil. Bunu yanlarından bir daha atmak suretiyle tek parça haline dönüştürüyoruz. Gördüğünüz gibi uzattı profilimizi. 50 santim. Ben burada yine 50 santim işliyorum bu arada. 4 tane fileyi, 4 tane fileyi bu profil 7000 tek parça haline gelmiş oluyor. Elimizi vidalamayalım arkadaşlar. Genelde vidaların başına geliyor. Şimdi arkadaşlar bir tanesini yukarıdan atıyoruz. Ne oldu? Bu yetmiyor. Ama ikincinin biz bunu birleştirdik arkadaşlar. Bunu da yine tekrar sağlam atalım. Gördüğünüz gibi bunu da 4 metre yaptık. Burası 4 metre yüksekliğinde. Böyle profilleri iç içe koyup karşılıklı bunları sabitliyoruz. Arkadaşlar işten korkmayın. İş sizden korksun. Bütün işler aynı. İşten korkarsanız iş yürümez. Ya da iş yapamazsın. Arkadaşlar bu işleri yapamayacağınızı birileri söylerse size onlardan uzak durun. Siz yapın. Yapacaksınız Allah'ın izniyle. Fikirlerinize değer vermeyen insanlardan uzak durun. Kim size yaparsın, edersin, tabii ki yaparsın derse öyle insanlarla muhatap olun. Ötekiler sizin enerjinizi boşa harcar. Gördüğünüz gibi ekleri yukarı gidiyor. Yani ne yapmış olduk? Bir tanesi aşağıdan yukarı sağlam çıktı. Ötekisi yukarıdan aşağı. Yani
eklerin yerlerini değiştiriyoruz. Bu şekilde bu inşallah sağlam olacak. Yeterli olur yani sağlamlığı. Sonuçta alçıpan duvar belli bir sağlamlıkta oluyor zaten. Şimdi size söylemek istediğim başka ne var? Yapmaya devam edeceğiz. Buradaki uygulayacağımız mantıken bu alçıpan boyu getir Muhammed metreyi 250 santimetre. Arkadaşlar benim kullandığım alçıpan, reklamını yapıyorum, evet memnunum. Bu alçıpanın markası ABS, elyaf katkılı standart alçıpan ve ben memnunum. 12.5 milim. Gayet güzel, işimi görüyor. İçine elyaf katmaya başladım. Önceden memnun değildim ama şu anda güzel ürün. Ben ne yapacağım buna? 250 santim olduğu için her 50 santimde bir vida denk gelecek ve ben bunları dikey koymayacağım, yatay koyacağım. Niçin? Çünkü dikey koyarsam benim duvarım hareket eder, ortada esneme yapar ama ek yerlerini yine şaşırtarak bunları ben yatay şekilde dizip yukarı çıkacağım. 4 metreye çıktığında inşallah sağlam olacak. Profillerim 50 santimde bir geliyor. Yani bir alçıpana varmış. 50, bakın bir tanesi buraya gelecek. 50 santim bir tanesi buraya gelecek. 1 metrede bir tanesi buraya. 1,5 metrede buraya. 2 metrede buraya. Ve 2,5 metrede de sonuncuya renk gelecek. Ne olmuş olacak? Ben tam buna 4 tane profil kullanmış olacağım. Bu şekilde işimiz sağlam olacak. Muhammed